Lazım çık fotoğraf alayım. Tamam. Abi sen çek sonra ben geleyim. Çok fazla. Evet ben de yüzüm. Hasan Bey merhaba nasılsınız? İyi sen nasılsın? Sağ olun. İnanılmaz fiksiniz. İnanılmaz güzelsiniz. Tipelerden akombinlere kadar gözlerinizi alamıyoruz açıkçası yani paratınızdan. O sizin şimdi. Ha, çok teşekkür ederiz. Mükemmelsiniz. Evet birazdan da gala başlayacak. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Bence anlatılması gereken güzel bir hikaye. Çok da ben bilmiyordum bu bir Türk gençlerin böyle bir yetenekle güzel bir başarı elde ettiğini bilmiyordum. O yüzden güzel bir vesile oldu, bir şey öğrenmiş oldum. Ve çok merak eden çevremde benim uçakla ilgilenen arkadaşlarım var mühendis. Onlar en çok gururlu. Ve gençler tarafından bu tarz işlerin merak ediliyor olması da biz oyuncular için daha şehvet verici bir şey. Ben de heyecanla bekliyorum. Mükemmel. Siz neler yapıyorsunuz peki? Nasıl gidiyor? Şu anda dünyayla benim arandayı biliyorsunuzdur. Bilmez miyiz ya? Son bölümümüz haftaya çarşamba yayında olacak. Biz de Fox'a yeni bir işle birlikte gireceğiz. Darma Duman diye. Güzel gidiyor. Ekip çok tatlı. Çok güzel bir genç enerjimiz var. Herkes sıcak. Hikaye güzel. Yönetmenlerimiz çok güzel. Bana artık seyirciye emanet edeceğiz işimizi. Fox'taki diziden birazcık bahsedebilir misiniz? Hazırlık aşamasında mı sete çıkabildiniz mi? Çıktık. Oyuncu kadrosu kimler var? Biz bayağı da çektik. 27 Ekim Perşembe Fox TV'de olacağız. Bundan sonra buradan duyuruyoruz. Güzel bir işimiz var. Gençlerin hayatlarının farklı noktalardan birbirleriyle nasıl kesiştiğini ve herkesin böyle iç dünyasında bazı ufak problemleri var. Bunları nasıl birbirleriyle iyileştirebildiklerini anlatan güzel bir gençlik işinin yanında aile hikayesinin de olduğu kuvvetli bir senaryo. Bakalım. Birazcık da tabii dünya ile benim arama dönmek istiyorum. İnanılmaz derecede trendlerden düşmedi. O soruyu sormayacağım. Hiç merak etmeyin. Tamam. Trendlerden düşmedi. Siz ayrı trend oldunuz. Biz ayrı trend oldu. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz aslında projede? Aslında hikaye çok bilinen bir hikaye. Bunlar çok var. Normal hayatta da böyle hikayeler duyuyoruz. Ben biraz senaristimiz Pınar Bulut'un dilinin, anlatımının çok güzel olmasına bağlıyorum. Keza yönetmenimiz Hülya Hoca ve görüntü yönetmenimiz. Onların da hep birlikte güzel bir enerjiyle çok inanarak yaptığımız bir iş olduğu için ben tamamen buna borçlu olduğunu düşünüyorum. Biz de şimdi tabii ki dizideki sahneleri size tekrardan sormayacağız ama biz bunu genç oyunculara soruyoruz ve inanılmaz derecede size büyük bir destek geliyor. Biz olsa biz de oynardık. Bizim için bir problem yok. Ama şunu da sormak istiyorum size. Onlara da sorduk hatta. Olumsuz yorumlar aldığınızda buna nasıl başa çıkıyorsunuz? Hani sizi bunlar yıpratıyor mu? Onu sormak istiyoruz aslında. İlk defa ben böyle bir sahne çektim. Bu daha sonra çekmeyeceğim anlamına da gelmiyor. Benim işim şu anda oyunculuk ve senaryoyu imzalarken ben okuyup imzaladığım için bir saygısızlık yapmak istemem. Yazan onu yazdıysa vardır bildiği. Ben de sadece işimi yapıyorum. Yorumlar peki geldiğinde hani çok fazla eleştiriye maruz kaldınız mı? Yok kalmadım. Aslında çok fazlaca gündem oldu. Ama bu benim işim deyip geçtikten sonra içim rahatsız eden herhangi bir durum olmadı. İşimi yapıyorum ya. Bunun da keyfini sürüyorum. Konuşulmak da konuşulmamak da kişinin ders çıkarması gereken kendiyle ve oyunculuğuyla ilgili bir durum olarak görüyorum. Senaryoya baktığınızda daha öncesinde Hülya Avşar'ın benzer bir sahnesi vardı. Aklınıza geldi mi? Berlin, evet. Benim adım da dizide Berlin'di. Takma adım. Çok çok oturmuş ve tesadüf mü diyeyim artık bilemem. Evet geldi aklıma. İzlediniz mi o sahneyi peki? Evet. Çekilmeden önce? Evet. Ben çekilmeden önce izlemedim. Daha sonra. Ya biliyordum zaten ama karşılaştırmışlar falan. Öyle ikisini tekrar bir arada gördüm. Siz karşılaştırınca peki tepkiniz ne oldu öyle baktıktan sonra? Bir şey olmadı. Artık bu konuyu konuşmayalım. Normalleştirelim yani çok uzadı. Peki o zaman nasıl istersiniz? Çok teşekkür ederim. Tamam. Son olarak sizi Deniz Can Bey'le pek de göremiyoruz açıkçası. Birbirinize zaman ayıramıyor musunuz acaba? Bizim kendi kişisel tercihimiz. Sosyal medyada çok birlikte olmuyor olmak. Ama onun haricinde her şey yolunda. Gayet de güzel işten artık kalan zamanlarda birlikteyiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Anlatacağım. Işık patlatıyor değil mi? Yok, orada. Bir saniye. Onlara mı bu? Onlara sor. Ses geliyor. Ses geliyor. Ses geliyor. Ses geliyor. Evet, Kaan Bey, nasılsınız? Ben sana bitirdim, devam ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, sizden anlayayım. Teşekkürler. Neler söylemek istersiniz bugünkü etkinlikle ilgili?
Vallahi çok güzel bir etkinlik. Biz TÜRKSAK'ın bir de jüristi olmuştuk. Eski jüristiyiz. Aynen. Gönül bağımız var TÜRKSAK'la. Bağımız var. O yüzden çağrıldığımız zaman zevkle, keyifle geliyoruz sohbete. Peki, Özgen'le bol bol konuştuk. Biraz sinemaya nasıl adım attığını, nelerden etkilendiğinden bahsetti. Sizin sinemayla oyunculukla tanışmanız nasıl oldu? İlk nasıl hissettiniz kendinizi? Ben oyuncu olmak zorundayım. Senin hikayeni. Ne zaman dediniz ben oyuncu olmak zorundayım? Empati programına katıldım. Daha yeni bunları anlattım ama. Aa, öyle mi? Vallahi. Yani, tabii genelde hep özel başlıklı şeyler manşet olduğu için onları kaçırmıyorum. Onu ayrı bir gün uzun uzun anlatayım. Peki tamam. Peki hayırlı olsun diyelim. Show TV ekranlarında diziniz başlıyor Sipahi. Aynen. Siz de hazırlık sürecine başladınız. Atış talimleri başlandı. Neler söylemek istersin? Nasıl bir dizi bekliyor? İyi vallahi set de başladı dün. İşte Ali Doğançay yazdı. Senaristimiz. Evet, çok böyle sevdiğimiz bir senaryo. Çok mutlu girdik sete. Umarız iyi olur, iyi gider. Nasıl buldunuz karakterinizi? Güzel buldum. Güzel buldum. Çok eğlenceli, oynaması zevkli, heyecan duyduğum bir karakter. Böyle işte mutlu mutlu evet. Çalışmaya başladık. En çok hangi yönünü sevdiniz? En baskın tarafı ne olacak karakteriniz? Vallahi en çok hangi yönünü sevdiniz? Çok tüyo vermeden böyle özel değilse. Evet, biraz değil dolu. Ne yapacağı belli olmayan, böyle ele avuca sığmayan bir yapısı var. Bir de çok aksiyon var işimizde. O da beni çok cezbetti. Partneriniz Özgen Hanım. Evet. Zaten daha önce konuşuyoruz. Partner de onu cezbetti. Yok, o beni cezbetti. O direkt ilk okumuş, o kadar beğenmiş ki senaryoyu. Hemen beni de ikna etti. Sağ olsun. Evet. Peki Ali Bey, size gelelim. Neler söylemek istersiniz? Valla oyuncular mükemmel, yönetmenimiz mükemmel. Dün de sete çıktılar. Güzel olacak inşallah. Peki, bu arada yine geçmiş programda bir açıklamamız olmuştu. Silah çekildi küçükken bana diye. O çok şey ya. Bir buçuk saatlik bir programda böyle bir an öyle bir Ahmet abi bir şey sordu ve cevapladım. Hiç haber olacak bir mevzu da değildi. Ya çok uzun bir program. Çok da güzel şeylerin konuşulduğu bir program. Ama ne yazık ki böyle en işte vık vıklı şeyler oradan çekiliyor. Ama çok güzel bir sohbet ettik. Tavsiye ederim izlemek isteyen olursa. Şey dikkatimi çekti. Kendim yakışıklı bulmuyorum demiştiniz. Evet, çok bulmuyorum. Yani. Yani bir, hani bu özgüven kırılmasıyla alakalı bir durumdur herhalde. Hani genel bir değerlendirme. Yani yakışıklılık veya güzellik bir insana yani özgüven vermek için yeterli şeyler değil. Başka şeylere sahip olması lazım insanın. O yüzden ben hiç oralarla ilgilenen bir tip değilim. Peki içkolik olduğunu düşünüyor musunuz? Geçen zamanlarda Pınar Hanım'ın açıklaması olmuştu. Kaan'ın benim kadar içkolik olduğunu düşünüyorum. Ben çok çalışkan bir insanım. Diye. Evet. O yüzden hep mutlaka bir meşgale bulurum kendime. Boş kalmayı hiç sevmem. Peki bu yıpratıcı oluyor mu içkolik bir durumu? Yok, olmuyor. Daha çok motive edici oluyor herhalde. Evet, çalışmak için. Güzeldir, çalışmak iyidir. Peki yayın tarihi belli oldu mu dizinin, onu merak ettim ben biraz. Oldu mu? Daha olmadı. Daha olmadı. Olmadı çünkü çok yoğun bir programları var şu anda. O programla beraber en güzel gün belli olacak. Evet, daha yeni girdik zaten. Evet, yeni set başladığı için o belli olmaz şu anda. Daha vakit var. Pazar günü olursa neler isteyeceksiniz onu sorayım. Pazar teşkilat var. Pazar teşkilat var. Bize çok benzer bir iş. O yüzden pazar olacağını ben zannetmiyorum. Aynen. Ama bunlar kanalın karar vereceği, bizim dahil olmadığımız meseleler. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir birlikte görüntü alalım. Apo alır mısın? Fotoğraf alacağım. Tabii ki de abi zaten Eleventi bizim milli gururumuz yani. İtalyan gururumuz yani. Çok sevdiğimiz bir marka. Tabii bugün İtalyan tasarımcı geldi yani. İçinde onun yanında kutlamak için geldi. Yeni sezon, yeni koleksiyon. Yani çok güzel oldu. Evet. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor bu arada? Ya abi biz normalde abi bir restoran açıyoruz, bir MasterChef yapıyoruz. Çok fazla eğlenceli yok abi vallahi. Siz durmadan işteyiz yani. Sizin yanınızda herhangi bir koruma göremedik. Geçen sefer bir açılışta Somer Bey'in yanında bayağı bir korumalar falan vardı. Eleştirilere maruz olduk. Konuda bir şey söylemek ister misiniz? Yok abi, o mutlaka çok kalabalık oluyor aslında. Bence orada sebebi tam yani kimse bir şey olmasa yani. O bazen böyle bir kalabalık oluyor yani. Tehlikeli olabilir o için de, bence o için yani. Yoksa Somer yeterli kendini kurabiliyor yani. Güvenlik amacı da tabii ki de yani. Sizin ilişkiniz nasıl gidiyor? Süper abi, mutluyuz. MasterChef çok iyi gidiyor. Bu sene gerçekten hava fişek gibi gidiyoruz yani. Ekip muhteşem, süper, çok yoğunuz. Mutluyuz ki çünkü yarın yeni dizimiz başlıyor yani. O için de ayrıca TV8 olarak da yeni bebe geliyor yani. Hepimiz de çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Restoranda da çok mutluyuz yani. Hepsi yolunda yani. Yemek programında herhangi bir değişiklik olacak mı? Yoksa aynı formatta devam mı edecek? Yok abi, çok değişik oluyor.
Yani, haftadan başla. Kişiler değişiyor mu peki yoksa? Ya yarışmacılar mı? Ya yarışmacılar da değişmez tabii ki de yani ama format olarak da birçok sürpriz var yani. Başlangıçtayız yani. Hemen çok değişim olacak yani. Peki teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.